Türkiye'nin en zengin aktörü Burak Özçivit nece yaşıyor? Burak, Türkiye'nin hem meşhur aktörü hem de foto modeliydi. O birçok filmlerde uğur kazandı. Burak, Mühteşem Yüzyıl dramatik serialında Malkoçoğlu rolunda Üreyleri fethiledi. Evet, öyle başladık. Bayağı bir 7-8 sene geçti üstünden. Evet, bu röportajda bileceksiniz ki Burak Özçivit nece zengin aktör oldu. Müthiş bir röportaj vermiş kendine. Burak Türkiye'nin en mənzərəli Mersin şehrinde doğulub. Oğlak bürcüdü. Burak ve ailesi bir müddet Mersin'de kaldıktan sonra Nağıllar şehri İstanbul'a köçür. Burak'ın atası sahibkar idi. Onun şəxsi biznesi var idi. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Marmara Universitetinin kino rəssamlıq və foto fakültəsinə daxil olur. Onunla bərabər model kimi də fəaliyyət göstərirdi. Və 2006-cı iləcən o ən tələbatlı modellərdən biri oldu. Böyük məşhurluğu ona Möhtəşəm Yüzyıl tarixi serialı gətirdi. Orada o, Malkoçoğlu Bali bəyi oynayırdı. Gəl Malkoçoğlu, yaklaş. Bu rol üçün Burak özündə dəyişiklik elədi. Saqqal saxladı. Ona saqqal elə yaraşdı ki, bütün Türkiyədə də dəb hal aldı. Haydi, hoş geldin. Aşık mısın yoksa? Sonra da Çalgışı serialındaki Kamran rolu onu bütün dünyaya meşhur elədi. Kamran ve ben. Feride ve ben. Rica ediyorum anneciğim, o ukala. O kendini beğenmiş. O suratsız. O kibarcık. O nezaketsiz çalı kuşuyla hayatta işim olmaz bu. Bu film yeni çekilmiş versiyadaydı. Filmin esas megamını size diyeyim. Çalı kuşu filminde esas rolu, yani Feride rolunu, aktrisa Merve Boluğur oynamalıydı. Ama bu oyuncu oyundan imtina elədi. Ve rolu Fəxriyə Evcan'a verdiler. Ve həmin serialdan sonra onların sevgi macerası başladı. Müsaadenizle ben yarın mektebe döneyim. İyi olur, derslerinden de geri kalmıştın zaten. Aa, daha istirahati bitmedi. Lüzumundan fazla yazmışım istirahati. 2019-cu ilde Burak Kurtuluş Osman serialında çekildi. Bu onun zəfər roluydu. Bu serial en yüksek reyting kazanmıştı. Serialda Burak saçlarını da uzatmıştı. Karel, duyar mısın bala altınla alaca ne der? Sırları varmış. Burak bir müddet Türkiye'nin meşhur fotomodeli Ceylan Çapa ile münasibetliydi. O meşhur Türk rejissorunun kızıydı. ...2014-cü ildə cütlük ayrılır, buna səbəb isə Ceylanın böyük qısqanclığı və Burakın çox gərgin iş rejimiydi. Xanımı tez-tez çəkilişlərə gəlib onu yoxlayırdı. O, Ceylanla birlikdə olsa da, Çalı Quşu serialındakı Fəxriyə Evcandan xoşu gəlirdi. Deniz də gəldi. Deniz, bak, misafirimiz var. Sonra Aşk Sana Bənzər filmində Burak'la Fəxriyənin rolu yenə də birləşdi. Bundan sonra münasibətlər başladı. Fəxriyə kaprizli xanımdı. Burak isə dözümlü. Müsahibələrinin birində də demişdi ki, Burak'ın vərdişlərinə mübarizə etməyəcəm. Çünki onu mən özüm seçmişəm. Tavsiye ediyorum, tavsiye ediyorum. Beğendiniz mi Fahriye Hanım sizi? Çok, evet. Her halini çok beğeniyorum ama yorumumu yapmıştım zaten, böyle daha çok seviyorum. 2017-ci ilde 29 iyunda resmi nigahı ve toylar oldu. Kız öz toyunda 3 defa libasını değişti. Toyda birinci reksi Beynen Gelin oynadılar. Toy qabağı cütlüklər arasında cüzük süylüyü vardı. Səbəbsə Fəxriyənin Rus teleaparcısı Viktoriyanın nişanlısına qısqanması idi. Instagramda Burak'ın şəkillərinin altına çoxlu şərhlər yazırdı Viktoriya. Burak Viktoriyanı izləmədən sildikdən sonra Fəxriyənin həyəcanı azaldı. Növbəti uğurlu serialı Kara Sevda oldu. Yeganə Türk serialı oldu ki, Emmy mükafatına layiq görüldü. Kemal, ben sensiz
ölürüm. Ne olur bana bunu yapma Kemal. Ben sensiz ölürüm. Bakmayarak ki Fahriye Evcen onu Neslihan'a kıskanırdı. Ele kıskançlılıktan yana serialın finalini test çektiler. Benim için yaşamaya devam edeceksiniz hadi. Ben sensiz yaşayamam ki. 2021. yılda Kuruluş Osman serialının ikinci sezonunun çekilişi başlayacak. Kurtuluş Osman serialıyla bağlı Burak ve filmin yaratıcı heyeti Çeçenistan'ın prezidenti Ramzan Kadyrov'un konağı olur. Serial Çeçenistan'da böyük səs-küyə səbəb oldu. Artıq Burak'ın Kurtuluş Osman'la bağlı çekilişleri başlayıb. Biz de çok heyecanlıyız. Yaklaşık bir seneye yakındır projenin üstünde çalışıyorum.